Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Mehmet'e hemen yayın isteğimi gönderiyorum ama gönderemiyorum. Neden oluyor böyle? Hop. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim Serkut, sen nasılsın? İyiyim valla ben de. Çok bir yaramazlık. Ne güzel öyle doğal bir ortamın içerisindesin. Evet, bir dekor yapayım dedim yayına gelmeden önce. taraftasın? Ben şu an Selçuk'tayım. 1,5 aylık Şirince hayatımdan sonra bir kısa Selçuk molası oldu. Yani Şimdi şu an Selçuk'tayım. merkeze indin o zaman. Evet, Şirince köyünde değilim. İlçe merkezindeyim. Ben Selçuk'un merkezindeyim. fotoğraflarda falan görünce hani böyle bir çarşı pazar alışverişi için diye zannetmiştim. Ha. Tamam. Yok. Bir haftalık değişiklik yapalım dedik. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Süper. Ne güzel. Valla öncelikle güzel oldu, keyifli oldu. Bugün biraz farklı bir konu konuşacağız. Ben de düşündüm de sanırım ilk defa gündüz yayını yapıyorum. Genelde hep akşamları canlı yayın oluyor. Gündüz biraz farklı olacak, farklı bir deneyim olacak mutlaka. Bugün biraz böyle toplum 5.0 denilen bir kavramı konuşacağız ama onların hepsinin öncesinde Mehmet, şimdi benim arkadaş grubumdan olup seni tanımayanlar olabilir veya senin arkadaş grubundan olup Instagram'da beni tanımayanlar olabilir. Çok kısa biraz Mehmet kendini tanıtsın, sonra da ben de biraz bahsederim. Teşekkürler Serkut. Biraz kendimi anlatmaya çalışayım. Ben istatistikçiyim özünde. Ve bugünlerde yürüttüğüm pek çok işte istatistik temeline dayanarak aslında ilerliyor. Seninle dostluğumuzun başladığı Türkiye Ulusal Ajansı eğitmen eğitimiyle birlikte eğitmenliğe de adım attım. Dolayısıyla bugünlerde de farklı konularda eğitimler tasarlıyorum, eğitmen olarak görev alıyorum. Bu başlıklar genelde hep sosyal konularla ilgili oluyor. Her şeyin ötesinde hayatımın en önemli 5 yılını belediyelerde geçirdim. Seferihisar Belediyesi ile başlayan bir belediyecilik maceram oldu. Süper. Sonrasında Selçuk ve Konak Belediyelerinde de danışman olarak çalıştım. Avrupa Birliği projelerin koordinasyonunda yer aldım. Ve 2015'ten itibaren bugünlerde de hayatımın büyük bölümünü kapsayan kooperatifçilik hareketiyle tanışmam oldu. Ve 2015'te kooperatifçilikle ilk tanıştığımda Türkiye'de kooperatifçiliğin gelişmeye çok açık bir alanda olduğunu gördüm. Ve bu gelişmeye açık alanı da geliştirmesi için birilerinin elini taşın altına koyması gerekiyordu. Ve Doğru. ben de o tarihten bu yana kooperatifler içindeyim. İki kooperatifin kurucu ortağıyım şu an itibariyle. Biri 5 sene önce kuruldu. Genç İşi Kooperatif. İlk 3 yılda yönetim kurulu üyesiydim Genç İşi Kooperatif'in. Şu an kooperatif ortağı olarak oradaki çalışmalarıma devam ediyorum. Bununla birlikte çok taze bir kooperatifimiz var. Pandemi döneminde kurulmuş olan Yaren Kooperatif. 14 Evet. Şubat itibariyle çalışmalarına başladık Yaren'in de. Ne güzel. Yaren'in de kurucu ortağı olduğum için çok mutluyum. Ve biz bu çalışmaları yeni kooperatifçilik hareketi olarak artık niteliyoruz. Yeni kooperatif hareketinin bir parçası olarak kendimi gördüğümü söyleyebilirim. Dolayısıyla benden haberler böyle. Bir de şunu da paylaşayım. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne danışmanlık yapıyorum. Yaklaşık 1 yıldır hem güvenli gıda hem de kooperatiflerin gıda üretimi konusunda yaptığı çalışmaları orada da eğiliyorum. Bu şekilde aktif iş hayatım da böyle devam ediyor. Benim şimdi görüyorum yayına katılan arkadaşları gerçekten çok güzel isimler var. Çok heyecanlanmaya da Evet. başladım isimleri gördükçe. El sallayan arkadaşlar var. İkimizin de ortak Evet. tanıdıklarından olsun. Evet, kesinlikle. Benim network'ümden gelen ve seni tanımayan arkadaşlarım seni mutlaka yakından tanımak istiyorlar. Seni de dinleyelim biraz. Uzun Tabii. uzun kendinden mi Şöyle, bahsedeyim? ben de Serkut Kızanlıklı. Aslında benim de hikaye
Öğretmenlikle başlayan bir süreç. Üniversite yıllarında biraz daha böyle sivil toplum, o zamanın şartlarında sivil toplum, 90'lı yıllar malum, bazı şey, birçok şeyin yasak olduğu zamanlar. Sivil toplum çalışmalarıyla başladı ama tam bugünün anlamıyla sivil toplum diyemeyiz ona. Ardından üniversite bittikten sonra öğretmenlik benim başladı. Bu arada ses yankı mı yapıyor? Benim tarafta ses gayet iyi. Seni rahatlayabiliyorum ben. Benim sesimi ben tekrar geri duyuyor gibiyim de arkadaşlardan da eğer şey olursa bana söyleyebilirlerse. Öğretmenlikle başladı hikaye. Uzun yıllar ben Doğu göreviyle Ağrı'da çalıştım. Bu arada evet yankı yapıyormuş Mehmet. Kulaklık gibi bir şey kullanma şansın var mı? Benim kulaklığım şu an yanımda değil. Ne yapsam, ne yapabilirim? Bunun da diğer uygulamalar gibi mikrofonu kapanmıyor değil mi? Yok. Kulaklık alıp gelebileceğim bir yerdeyse ben kendimi anlatırken kulaklığını al gel. Yabancı yok nasıl olsun. O zaman ben çıkıyorum. Yok yok çıkma. Ya, kalsın. Ama yankılanır sesin. Hoparlörünün sesini kıs. Tamam. Evet kıstım şimdi. Bir deneyelim bakalım. Şu an ben evet yine geliyor. Yankı yapıyor. Ben bir çıkayım istersen kulaklık alıp geleyim öyle deneyelim. Tamam olur. Biz o sırada arkadaşlarla sohbete devam edelim. Çıkıyorum. Tamam. Evet Mehmet'in sesinde sorun yok. Benim sesimde sıkıntı var. Yani benim sesim Mehmet'e gittiğinde orada bir yankı oluşuyor. Ben de otomatikman ses bana geri döndüğü için bu sefer sürekli ben duraksayarak odaklanamıyorum konuşmama. Hemen Mehmet'i beklerken. Bu arada ben çok kısa kendimden bahsedeyim. Aşk 101 Sinan burada da yok. Doğru. Aşk 101 Belgin burada mısın? Dolayısıyla bu işte öğretmenlik sürecinin öncesinde üniversitede sivil toplum çalışmalarıyla biraz başladı. Evet Ahmet buralar benim olacak bundan sonra. Mehmet'i almayacağım yayına. Onun bütün dinleyicilerini ben konuşacağım. Saksı değilim ben burada. Dolayısıyla da üniversitede o devam ederken o süreç bir doğu göreviydi, batı göreviydi derken Ağrı'dan İzmir'e bir benim çok sevdiğim bir betimlemedir. Eksi 48'den artı 48'e varan bir yolculuk oldu. Bu süre zarfında da aslında eğitim projeleri daha çok ilgimi çekmeye başladı. Öğretmenlik görevinin içinde olduğum için. Öğretmenlik göreviyle birlikte o sürede işte ben de Ulusal Ajans'la o zaman tanıştım. 2004 yılıydı. 2004 yılında Ulusal Ajans'la tanıştığımda işte Doğu'dan proje gönderdik. Kabul oldu. Başka bir tane daha gönderdik. O da kabul oldu. O zaman birden fazla da projeler yapma şansımız vardı. Velhasıl sonrasında ben de Mehmet'in biraz önce bahsettiği eğitmen eğitimi ile birlikte Ulusal Ajans'ın eğitmen havuzunda görev alan bir kişi oldum. Yani yararlanıcılıktan eğitmenliğe geçiş oldu benim için de o zaman. Ardından İzmir'e geldim. İzmir'de bu süreçlere Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde devam ederken yıl 2010'un sonlarıydı. Ulusal Ajans'ın personeli olma şansım oldu. Ulusal Ajans'ta da yaklaşık 10 yıla yakın çalıştım. 9 yıl civarında bir süre çalıştım. Evet Mehmet geldi. Hemen Mehmet'i tekrar alayım. Yayına. Lütfen seste yine yankı, eko olursa bilgi verirseniz seviniriz. Şu an Mehmet sen beni duyabiliyorsun. Evet ben duyuyorum. Tamam. Ses, harika. Yankılanma tamam. Bitti mi? Yok bitti evet. Bitti. Harika tamam. Sen yokken ben de çok kısa işte Ulusal Ajans'la nasıl tanıştığımdan bahsetmiştim 2004 yılında. Ardından bu süre zarfında İzmir'e geldim. İşte İzmir'e geldikten sonra İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışırken tabii Ağrı'dan sonra İzmir daha farklı, daha büyük bir şehir ve çalıştığın konular da değişiklik gösteriyor. Sektörler farklılaşabiliyor. Sonrasında Ulusal Ajans'a geçtim. Ulusal Ajans'ta 10 yıllık süre zarfında ilk yaklaşık 5 yıla yakın bir süre Eurodesk Türkiye'den sorumluydum. Onun koordinasyonundan sorumluydum. Ondan sonraki sürede de program izleme birimi adı verilen daha arka planda çalışan, Ulusal Ajans'a yapılan o başvuruların veri analizlerini yapan,
Biraz daha program analizi yapan, evet sen yokken seni çekiştirdik Mehmet. Doğru. Biraz daha o boyutta çalışmalarım oldu. Ardından son 2-3 yıl içerisinde de benim biraz ilgim özel sektöre hep vardı ve hani özel sektöre geçişi tabii bir anda istifa ederek yapmak çok doğru bir hamle olmayacaktı. O sırada işte 15 Temmuz olayı olunca kamuda istifa etmek o zaman da çok mantıklı bir şey olmayacaktı. Hayırdır nereye gidiyorsun gibi bir durum olmaması için. Onlar da benim beklediğim süreçlerdi. O bekleme süreçlerinin ardından o sırada Uluslararası Koçluk Federasyonu'ndan bir buçuk yıla yakın koçluk eğitimi aldım. Yönetici ve takım koçluğu üzerine çalıştım. Yüksek lisansımı tamamladım. Yüksek lisansım da yetişkin eğitimi üzerine bir alan. Bunların hepsini harmanladıktan sonra geçtiğimiz sene 20 yıllık kamu sürecime elveda diyerek kendi isteğimle özel sektöre tayin oldum. İzmir'e yerleştim. Tekrar İzmir'e geri geldim Ankara'dan. Ve İzmir'de kendi şirketim var. Hem freelance danışmanlıklar yapıyorum bazı uluslararası kuruluşlarla veya şemsiye kuruluşlarla Türkiye'de. Bazı bakanlıklarla çalışıyorum eğitim ihtiyaç analizi üzerine. Kendi personeli olduğum bakanlığımın eğitim ihtiyaç analizi çalışmasını yapma şansım oldu. Ve bir yandan da bireysel çalışmalarım şirket bazında da özel sektör kuruluşlarına veya kişisel koçluk çalışmalarıyla devam ediyor. Bendeki hikaye de en genel hatlarıyla bu şekilde. Çok güzel. Bizim yolumuzun kesiştiği dönemi de belki birazcık vurgulayalım. Sen de belki ben aşağıdayken anlattın herhalde. 2009'da biz eğitmen eğitiminde tanıştık Serkut'la. Evet. O zaman Serkut sen İzmir Milli Eğitim'de çalışıyordun yanlış hatırlamıyorsam. İzmir'e yeni tayin olmuştum. Milli Eğitim'de doğru diyorsun. İzmir Milli Eğitim'de çalışıyordum ama İzmir'e geleli o eğitim Nisan ayıydı. Ben geldiğimde de işte 3 ay 4 aylık bir mevzu. Çok yeni. Hem Serkut'un İzmir'e yeni taşınmış olması, benim de geçmişte İzmirli olmam. Bunun dışında bir de bu eğitmen eğitimlerinde ya da hani topluluk olarak 10 gün bir aradaydık o eğitmen eğitiminde gece gündüz 7-24. Gerçekten çok güzel dostluklar kuruluyor. Ve ben de o eğitime çok şey borçluyum. Serkut ve yine Serkut gibi dostlarla da tanışmış oldum. Yani 2009 Nisan'ında başlayan bir dostluğumuz var. İyi ki yolumuz kesişmiş ve bugün bu o zamandan bu zamana 11. yılda evet. Bir kriz ortamında umutları yeşertmek için birbirimizden güç alıyoruz. Enerji Doğru. çoğaltıyoruz. Umarım güzel yerlere de evriliriz. Amacımız ilham almak birbirimizden ve belki de ilham vermek. Bunun için bu yayınlara da başlamış olduk birlikte. Doğru. Bu sürece gelirken bugünün de konusu hani toplum 5.0 diye bir kavram var. Aslında bu biraz önce konuştuğumuz şeyleri de biraz altyapısında hazırlamak için biraz tanışma kısmını yaptık. Şimdi malum bir Covid süreci, herkesin evlere kapandığı, sokağa çıkma yasaklarının olduğu aslında çok da istemediğimiz süreçler. Şimdi bu süreçlere gelmeden önce yani bundan yaklaşık 2 ay öncesini düşünecek olursak toplumda herkesin o koşturmacası içerisinde fabrikaların bacalarının tüttüğü, dumanların yükseldiği vesaire herkesin bir koşturmacası devam ediyordu. Bugün ise o aniden gelen o değişim sonrasında farklı şeyler konuşmaya başladık. Her alanda, toplumun her alanında farklı şeyler konuşmaya başladık. Biraz bugünün konusuna gelecek olursak, yani hemen gelmiyoruz belki ama bundan önceki dünya nasıldı biraz? Mehmet sen ondan bir bahsederek giriş yapmak ister misin? Vallahi çok iyi olur Serkut. Bu konuyla ilgili anlatmak istediğim çok fazla şey var. Çünkü belediyelerde çalıştığım dönemde özellikle son yürüttüğüm proje Konak Belediyesi'nde insan kaynaklarının geliştirilmesi programı üzerineydi. Ve hem dezavantajlı grupların istihdam edilmesiyle ilgili bir şey yapmaya çalışıyorduk. Eş zamanlı olarak Endüstri 4.0'ın bize öğrettiği ara eleman açığının kapatılmasına yönelik bir program uygulamaya çalışıyorduk. Ama Endüstri 4.0'ın ne kadar yetersiz kaldığını o projenin koordinasyonu sırasında da öğrenme fırsatım oldu. Çünkü mesleki eğitim çok önemli diyor Endüstri 4.0. Ama mesleki eğitimi sağladıktan sonra o mesleklere sahip kişilerin çalışabilme koşullarına uygun biz piyasada iş
ortamı, istihdam alanı bulamıyoruz. Bulamıyoruz. İşte küresel amaçlar karşımıza geldiğinde, işte Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarını düşündüğümüzde, Endüstri 4.0'ın ötesinde bir şeyler bize söylüyor. Ama maalesef yine de birbiriyle çelişen bu politikalar nedeniyle biz bir ortak nokta bulamıyoruz. Ara eleman açığı gün be gün artarak devam ediyor. İşte kadın işsizliği gün be gün artarak devam ediyor. Üniversite mezunu genç işsizliği de gün be gün artarak devam ediyor. Şu an %25'lerde olan bir oran var üniversite mezunu genç işsizliğinde. Dolayısıyla bize önümüze gelen kavramların aslında her zaman çözüm odaklı olmadığını da görmemiz önemli ve bu kavramları sorgulamamız da gerekiyor. Yine son olarak bir de şundan bahsedeyim. Dijitalleşme meselesi. Yine Endüstri 4.0 bize dijitalleşmeyi öğretiyor. Dijitalin sanayideki öneminden bahsediyor. Ama insanların o dijitalleşmeye nasıl ayak uydurabileceğini, toplumun dijitalleşmeyle birlikte nasıl dönüşebileceğine dair bir şey söylemiyor. Yani Endüstri 4.0 çok tekil kalmış durumda. Tek boyutlu olarak bütün dünyayı yorumlamaya çalışıyor diyebilirim. Doğru. Ya aslında şöyle, ben Endüstri 4.0 kavramı ilk çıktığında hani benim çok o zamanlar ilgimi çekmiyordu açıkçası. Ve hani farklı bir şey olur mu olmaz mı diye ilk duyduğumda bilmiyordum tabii. Ama son zamanlarda, hatta Kasım ayında, geçtiğimiz sene Kasım ayında bir yazı yayınlamıştım kendi web sitemde. Toplum 5.0, Japonya'nın yeni başlığı Toplum 5.0 diye. Tabii Kasım ayında o yazıyı yayınlarken bugün bu denli bir değişimin içine gireceğimiz ve bu 5.0 kavramının bu kadar hayata gireceğini de bilmiyordum. Yani benimki tamamen ilgimi çeken, aa böyle bir şey varmış diyerek biraz kurcaladığım ve kurcaladığımdaki bilgileri toparlayarak web siteme koyduğum bir yazıydı. Ama Kasım ayında öncesinde, işte Eylül civarında başlamıştı benim o merakım. O günden bugüne de böyle ne olabilir, ne bitebilir diye de sürekli aslında kurcalıyordum. Çünkü projecilikten gelen, hani serden gelen bir projecilik olduğu için kafa direkt öyle bakıyor. Konulara, acaba bu konunun içerisinde nasıl projeler üretilebilir? Bu illa projeler deyince hani hibe almak gibi düşünmemek lazım. Daha makro düzeyde bakanlıkların veya hükümet politikaları düzeyinde de projeler üretmek diye de düşünebiliriz aslında. Oradan da şöyle bir şey var. Belki biraz hani o toplum 5.0 kavramının öncesindeki, 5'in öncesindeki o 4, 3, 2, 1'i de konuşmak gerekir. Sen mi bahsedersin, ben mi bahsedeyim? Bir giriş yapayım istersen. Tamam. Birlikte devam edelim. İnsanların oluşturduğu toplumu göz önünde bulundurduğumuzda toplum 1.0 avcı topluma veriliyor. İsim olarak veriliyor. Evet. Toplum 1.0 dediğimizde toplumun sadece av ve avcılıkla ilgili yaptığı temel yetenekleri beceriyor. En ilkel hali. En ilkel hali. Toplum evet. 2.0 tarım toplumundan bahsediyor. Yani sanayisiz bir şekilde tarımın, insanların tarımla buluşmasını bize anlatıyor. Toplum 3.0 ise sanayi toplumunu anlatıyor. Yani fabrikaların kurulmasını, daha büyük üretim alanlarının oluşmasını, belki de tarımın makineleşmesini de bu kategoriye koyabiliriz. Toplum 4.0'da ise bizim tartıştığımız alan bilgi toplumu. Ve nitekim zaten bilgi çağında da olduğumuzu düşünürsek, geçtiğimiz yani 2020'ye kadar olan dönem diye artık söyleyeceğim, bilgi çağında olduğumuzu düşünürsek, sadece her konuyla ilgili bilgi toplama. Mesela bilgi toplumunun en önemli ve geniş örneği Google. Biz Google ilk çıktığı zamanları düşünelim. Her türlü bilgiyi Google üzerinden alabileceğimizi düşünüyorduk. Peki bugün baktığımızda Google bir bilgi kaynağı mı? Evet, halen bilgi kaynağı ama doğru bilgiyi veriyor mu Google bize? Tabii bilgi başka bir şey çıktı ortaya. Evet, zaman içinde başka bir şey çıktı. Google'ın da bize verdiği bilgiyi mutlaka teyit etmeye ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü insanın bilgi toplumu içerisindeki bozulması nedeniyle belki de yeni yeni başka ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Ben toplum 5.0'a çok küçük giriş yapıp sana vereyim sözü Serkut. Vurgulamak istediğim bir nokta var çünkü bu durumda.
Biz Japonya'nın ortaya koyduğu toplum 5.0'ı gündeme getirmeye çalışıyoruz. Belki bundan sonraki yayınlarımızda da bunun üzerine ilerleyeceğiz. Çünkü Neden olmaz? 1995 yılından itibaren Japonya hükümeti şöyle bir 5 yılda bir düzenlenecek bilgi, bilim ve teknoloji programını geliştirdiği toplantılar düzenlemeye başlıyor ve 5 yıllık planlar yapıyor. Bilim ve teknoloji temel planı hazırlıyor 5 yılda bir. Ve 2015'te düzenlenen 5. planda toplum 5.0 geniş yer alıyor ve bize özet olarak söylediği şey şu: bilgi toplumu, yani toplum 4.0 artık geride kaldı. Biz teknolojinin yönettiği değil, teknolojiyi yöneten bir toplum oluşturmak zorundayız diyor Japonlar. Aynen öyle. Onu da şöyle ben biraz hani bu kavramla karşılaştığımda hep konuşulur ya Türkiye bu 1, 2, 3, 4, 5'in içerisinde nerede? Evet belki büyük şehirlere baktığında veya işte Gebze, Kocaeli gibi o İstanbul'daki Marmara'nın o Yarımada bölgesine baktığında vesaire fabrikalarda çok fazla entegrasyon sistemler onu bunu gördüğünde evet diyorsun belki Endüstri 4.0 toplum 4.0 gibi hissetmeler olabiliyor ama işte İzmir'in bile bir saat içerisine girdiğinde halen tarım toplumu özelliğini de görme şansı var. Dolayısıyla Türkiye gibi katmanların çok farklı farklı da seyredebildiği ülkelerde bunun tam tanısını koymak da biraz zor. Ama mesela 1930'lara gittiğimizde kalkınma hareketlerine, Türkiye'deki o ilk kalkınma hareketlerine gittiğimizde Mehmet yayından mı gitti? Ha, Yok, dinliyorum, dinliyorum. tamam. Ben şeyi örnek vermek isterim. Ben şeker fabrikalarında büyüyen bir çocuğum ve şeker fabrikaları o kalkınma örneklerine ilk baktığımızda hani o sanayi devrimi, endüstri 3.0 dediğimiz kavramın içerisinde Türkiye'nin direkt yakaladığı bir zaman dilimiydi o zamanlar. Çünkü fabrikanın kurulmasıyla Anadolu'nun böyle alakasız yerlerine, alakasızdan kastım da hani büyük şehirlerden uzak yerlerine fabrikaların kurulması ve toplumun sanayi toplumu olarak yükselmesini hedefleyen bir bakış açısı vardı. İlk işte şeker fabrikasının Uşak'a kurulması, halbuki İzmir gibi yanında bir liman kenti, bir ticaret kenti varken ilk fabrikanın 1-1,5 saat içeride bir yere kurulması, fabrika olduğu için çiftçinin oraya pancarını getirmesi, üretilen şekerin oradan başka yerlere taşınması için demiryolu sistemlerinin kurulması ve her şeker fabrikasının mutlaka özelliğidir bir spor kulübü vardır içinde. 1930'larda Anadolu'nun birçok yerinde tenis oynanıyordu. Yani bugün böyle lüks bir spor olarak görülen tenis, ben Tokat Turhal'da büyüdüm. Tenis kulübü vardı Tokat Turhal'ın şeker fabrikasının. Yani sanayi sadece oraya bir bacanın kurulması değil, toplumun her kesimine ulaşabilen farklı farklı özellikleri vardı. Spor kulübü kuruluyordu, yetiştiricilik yapılıyordu, seralar, hayvancılık, tarım ve hayvancılığın farklı farklı çeşitleri vardı. Mutlaka Muş'ta okudum mesela. Muş Şeker Fabrikası'nda babamın tayini dolayısıyla şehrin biraz dışındaydı. Bir 10 kilometre dışındaydı ve civar köylerden çocukların da okula gelmesiyle eğitim imkanları da sunuyordu. Yani sanayinin sadece o gördüğümüz makine yüzü değil, topluma katkı sağlayan özellikleri de vardı o 1930'lu yıllarda. Tabii devir değişti. Dediğin gibi işte o bilgi toplumu, internetin, bilgisayarın gelmesi, şeklin şemalin tamamen ayrı bir dünyaya gelmesine neden oldu ve o zamanlarda da bilginin çok fazla üretiliyor olması, biraz önce çok güzel vurguladın onu, ya doğru bilgi mi acaba diye bir kavram çıkarttı. Evet. Ve mesela biz bunu Eurodesk'teki arkadaşlarla gençlik çalışmalarında çok konuşurduk, sen de biliyorsun. Bilgi çalışanı, hani info worker dediğimiz bir kavram çıktı. Bugün işte sosyal medyada duyduğumuz veya kriz anlarında duyduğumuz bilgiler doğru mu değil mi diye kontrolünü yapıp yayınlayan birçok şey var, siteler var. İşte teyit.org gibi ilk aklıma gelen doğru bilgi tarzında siteleri var. İşte bunlar o bilginin süzülerek sunulması imkanını getirdi. Ama ne zaman ki söz konusu olay ya işte o bilgi toplumu fabrikalarında içine girip Endüstri 4.0 dediğimiz o marka değeri önümüze getirince olayın biraz seyri değişmeye başladı.
Ve burada Almanya tabii ön plana çıktı. Halbuki biz hep elektroniği, hep teknolojiyi, robotları Japonya'dan bilmemize rağmen o Endüstri 4.0 kavramını, bilgi toplumunu kullanarak Endüstri 4.0 kavramını Almanya daha ön planda kullanmaya başladı. Geldi 2017 yılında, bilinçli yapılan bir şey mi bilmiyorum, ondan emin değilim ama 2017 yılında Sebit Fuarı'nda Hannover'de Japon Başbakanı'nın açıklamasıyla aslında resmi bir dil kazandı toplum 5.0 kavramı. Ve Endüstri 4.0'ı en yoğun kullanan ülkenin göbeğinde Japon Başbakanı aynen biraz önce senin dediğin, teknoloji bizim için bir tehdit değil. Aksine teknolojiyi yanınıza yardımcı olarak alalım ve toplumun her kesimine teknolojiyi uygulayalım. Fabrikaların dışına çıkaralım. Bunu demeye başladı. O Evet. zaman da işlerin biraz seyri değişmeye başladı diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Evet, aynen öyle. 2017 Japonya Başbakanı'nın dünyaya seslenişinde söylediği teknolojiyi bir araç olarak kabul edip her alanda teknolojiyi kullanabileceğimiz ve bizim yöneteceğimiz bir teknolojiyi var etmek zorundayız dedi. Çünkü bilgi toplumu sınıfta kaldı. Çünkü bilgi toplumunda bilgi tek boyutlu analiz ediyordu. Ama şimdi biz toplum 5.0'da artık yapay zekadan söz ediyoruz, veri biliminden söz ediyoruz. Yani dünyanın data science dediği, bizim veri bilimi diye Türkçe'ye çevirdiğimiz alan çok çok büyük önem kazandı. İnan, ben kendimden bir örnek vereyim. Benim üniversitede eğitim görme hayalim... Duyabiliyor musun? Bağlantı problemi şu an. Şimdi duyuyorum ben. Sen beni duyabiliyor Ha, musun? tamam, ben bir anda dondu senin yayının, tamam. Eş zamanlı bir herhalde internette kesinti oldu. Olabilir, Ben olabilir. ev internetiyle bağlanıyorum şu an. İsmail Kaya gelmiş, bir selam diye yazınca ben merhaba diyeyim. Boş Çalışanları Tüketim Kooperatifi Başkanımız İsmail Bey Bursa'dan katılıyor Hoş. yayınımıza. Hoş geldi. Seste kesinti oluyormuş. Şu an iyi Ses ben. kimin kesiliyor? Mehmet'in mi kesiliyor, benim mi kesiliyor acaba? Onu da öğrenebilirsek. Ben de Mehmet'te problem varmış gibi, sürekli onun ekranı donuyor ama benim görüntü ya da benim sesim nasıl bilmiyorum. Musunuz? Mehmet, Şu an olmazsa ev bağlantısından çıkıp normal veriyi mi geçsen? şimdi değiştirdim. Şu an Ha, geliyor mu tamam. ses? Şimdi düzeldi. Tamam, kusura bakmayın. İlk başta yapmam gerekiyordu ama unutmuşum. Şu an En ses. son Japon Başbakan'dan bahsettik. Japon Başbakan dedik ki Hannover'de açıklama yaptı ve teknolojiyi tehdit olarak değil, yardımcı olarak alın dedi ve Mehmet'e sözü verdi. Bu isabetli yorumun devamında teknolojiyi bir araç olarak görmek durumundayız. Çünkü bilgi toplumunda bilgi tek boyutlu değerlendiriliyor. Evet. Ama teknolojinin yardımını alarak bilgiyi çok boyutlu değerlendirmeye ihtiyacımız var. Çünkü artık biz data science, yani veri biliminden söz ediyoruz ve data science Doğru. temeline oturan yapay zekadan söz ediyoruz. Biz yapay zekayı artık konuşabiliyorsak hayatın her alanına, tarıma, ondan sonra işte yeni ürün geliştirmeye, Ar-Ge çalışmalarına, gıdaya ve pek çok alanda, pek çok sektörde yapay zekayı kullanarak bir gelişimden söz edebiliriz. Ve data science dediğimiz alan, veri bilimi de maalesef ülke olarak en zayıf olduğumuz alan. Çünkü Evet. istatistiğe dayanıyor. Onunla ilgili bir anımdan bahsedecektim. Lütfen. Ben lisede matematik bölümü okumayı hedeflemiştim. Matematiğe inanılmaz bir aşkım vardı, yani böyle rüyalarımda da matematikle ilgileniyorum. Matematikçilerin hayatlarını, biyografilerini okuyorum. Trigonometriyi bir yaz kendi kendime öğrendim mesela, kitaplardan okuyarak. Böyle bayağı müptelası olmuştum matematiğin. Ancak üniversite sınav sonuçları geldiğinde
bir puan daha azaldığım için ODTÜ matematiğin puanından ODTÜ matematiğin altına bir tercih daha yazmam gerekiyordu. Her ihtimale karşı giremezsem matematik bölümüne diye ve istatistik yazmıştım. Gerçekten o dönemde bilinçsizce yaptığım bir tercihti. Çünkü istatistiğin ne demek olduğunu, ne işe yaradığını dahi bilmiyordum. Ve iyi ki diyorum şu an istatistik okumuşum. Çünkü hem sivil toplum alanı içinde aktif olduğumdan hem de istatistiği bildiğimden toplum 5.0'ı yakalayabilmemiz için kafamda nice nice fikirler, projeler gelişebiliyor. En azından bu konuda biraz konuşabiliyorum. Toplum Kesinlikle. 5.0 ile ilgili de şunu paylaşmak isterim. Bilgi toplumundan farkı ne? Bilgi toplumunda çapraz ilişkiler mevcut. Ancak bu çapraz ilişkiler sanal alemle gerçek dünya, fiziksel dünya arasında düzenli ve kaotik bir bağ oluşturamıyor. Girift bir bağ oluşturamıyor. Toplum 5.0 dediğimizde o zaman biz o sanal dünyayla gerçek dünya arasında girift bir bağ oluşturuyoruz. Ve bütün o konuyla ilgili bütün etkenlerin oluşturduğu veriyi değerlendirerek analiz yapıyoruz. Dolayısıyla toplum 5.0'ın kilit sözcüğü analiz yapmak. O analizi yaparken de o konuyla ilgili bütün veriyi bütünsel olarak birbirine entegre edecek şekilde analiz etmek. Doğru. Ve biz kaynakların verimli kullanılabilmesini de sürdürülebilirlik içinde o zaman toplum 5.0'ın elementlerine başvuru yapmamız gerekiyor. Yani sürdürülebilirlik tartışmalarına da artık yeni bir boyut getiriyoruz. Tabii, Toplum kesinlikle. da. Ve umarım Türkiye olarak biz geç kalmayız. Toplum 5.0'ı gündemimizde tutarız. Sivil toplumda, özel sektörde, sanayi bölgelerinde toplum 5.0'ı hedef alan bir politika geliştirme sürecine girmemiz gerekiyor. Bir örnek verelim mesela. Yayınımızda da olduğu için boş çalışanları tüketim kooperatifi. Gerçekten bir toplum 5.0 entegrasyonunu bize gösteriyor. Neden? Çünkü fabrikalarda çalışan yaklaşık 10 bin işçi, mavi yakalı, beyaz yakalı hepsini düşündüğümüzde aynı fabrika bünyesinde bulunan süpermarketlerinden doğrudan alışveriş yapabiliyor. Ve o süpermarketlerde çalışanların ihtiyaç duyacağı temel malzemeler, hem gıda hem günlük ihtiyaçlar üzerinden temel ihtiyaçlar satışı sağlanıyor. Yani hem bir sosyal hizmet var, Evet. hem de bir ekonomik hizmet var. Ekonomik ve sosyal hizmet bir arada entegre bir şekilde sunulmuş durumda. Ve bu Türkiye'deki tek örnek. Diğer büyük fabrikalara baktığımızda bu ölçekte bir örnek maalesef henüz yok. Belki pandemi Yok. süreci bunları düşünmek için bir fırsat olur. Ya zaten şöyle ilk başlarda hani Endüstri 4.0 kavramının hani kötü bir şey demiyoruz yani, ama bir alanda faaliyet gösteriyordu. O toplum 4.0 sadece fabrikalara entegre edilmişti ve endüstriyi kalkındırıyordu. Ama ne zaman ki işte bu pandemi süreci başladı, ilk herkesin kendisine sorduğu bir şey oldu. Öğretmen mesela, ben evden nasıl dijital iş yapacağım? Yeri geliyor başka birisi, biz nasıl yapacağız? Farklı kamuda çalışan insanlar, biz nasıl dijital üzerinden bu işleri yürüteceğiz diyerek aslında farklı farklı sorulara girdiler. Yani herkesin yaptığı işin içine bir dijital kelimesi girdi. Ve bu dijital kelimesinin içine girdiğimizde de bu sorgulama kendi içinde yeni bir dünya olduğunu göstermeye başladı. İşte o yeni dünyayı tanımlarken senin biraz önce söylediğin o kavram çok önemli. O veriyi analiz edip orada bırakmayın diyor toplum 5.0. O Evet. veriyi analiz edin. Onun diyor tamamen oradan çıkan bilgiyle, elde ettiğiniz yeni bilgiyle toplumun yararına, yani sanal ortamdakiyle gerçek ortamdakini birleştirin. O yeni bir şey çıkaracaktır diyor. Eskiden fabrikada kalıyordu, fabrika için kalıyordu. Şimdi gördük ki sağlık sektöründe de dijitalleşmem gerekiyor. Yeri geliyor eğitim sektöründe de dijitalleşmem gerekiyor. Tarımda da dijitalleşmem gerekiyor. Yani bunu bütün sektörlere uzaklaştırabiliriz. İşte Evet. bunu gerçek hayata, toplum yararına kullanın diyor. Japonya'nın hedeflediği nokta da orası. Evet. Ve toplum 5.0'ı tanımlarken şöyle bir ibare görmüştüm. Diyor ki dijital dönüşüme ve 4. endüstriyel devrime
birey ve toplum bazında rehberlik eder aslında diyor toplum 5.0. Yani o ikisini birleştirerek bir yere varırsın noktasına yine geliyor. Benim burada dikkatimi çeken... Dinliyorum. Yok ben... Yok, ben kestim seni. Sen devam et. Özür dilerim. Hayır, ben başka bir yere geçecektim. O yüzden senin devamsa onun üzerinden devam edelim. Çok, dinleyicileri çok fazla yormamak adına da biraz etkileşim mi yapsak? Soruları olan varsa yazsa aşağıdan. Olabilir tabii. Takip etsek diyecektim ben. Ama bak sen... Mehmet Bey'in bir sorusu var. İsmail Bey demiş ki sizlerin katkısını unutmamak gerekiyor Mehmet Bey. Bunun için ayrıca teşekkür ederiz demiş. Mehmet Peker de boş çalışanları tüketim kooperatifi sendika ile ilişkili ve işbirliği var mı? Ha, hemen peşine de maalesef sendika ile paralelde yapımız olduğu için bir faaliyetimiz yok demiş İsmail Bey. Yorum dinleyicilerimiz birbirine soru sormaya başladı. Bu da başka bir etkileşim. Onlar aralarında görüşüm. Çok boyutlu derken çok güzel olmuş. Yorumlar bende dondu çünkü akışı göremiyorum da. O yüzden. Ben takip ediyorum. Zaman da ilerledi çünkü hani planladığımız süre içerisinde kalırsak belki daha iyi olur diye düşündüm. Evet. Çünkü bu konu çok uzun. Belki bir ikincisini de yaparız önümüzdeki hafta. Yapılabilir. Tabii benim o başlayacağım yer şurasıydı aslında. Japonya bu noktaya gelirken kendi sorunlarından yola çıkarak geliyor. Yani Japonya'da bunu kafadan ortaya attığı bir şey değil. Japonya'nın ne gibi bir sorunu var? Mesela yaşlı bir nüfus var Japonya'da. Ve yaşlı nüfusa bazı hizmetleri götürmekte zorlandığını görüyor. Zorlandığını görünce de diyor ki ya neden ben dijitali yaşlı nüfus için kullanmıyorum ki? İşte evde sağlık hizmetleri, ne bileyim check-up sistemleriyle onların takip edilmesi, farklı farklı hastanelere giden ya da bir hasta bir gözü için bir hastaneye gidiyor, kulağı için başka bir hastaneye gidiyorsa bu hastaneler arasında da bir bağ kurarsam aslında bir hastanın bütün takibini yapabilirim demeye başlıyor. Ve işte bunu buradan bir çözüm arayışına giriyor. Onun dışında o sanal dünya ile gerçek dünyanın beraber işlemesi konusunda bir çözüm arayışına gidiyor. Nesnelerin interneti diye bir kavram var. Nesnelerin internetinden yine toplumun yararına bir şeyler çıkartabiliriz aslında diyor. Ve pek tabii ki çevre kirliliği, doğal kaynakların azalmaya başlaması bunlar da ya ne yapacağız diyerek şapkayı önlerine koydukları kısım onları alıyor yeni bir dünya anlayışına getiriyor. Aslında olayın çıkış noktası da burası da diyebiliriz belki de. Evet kesinlikle öyle. Tamamen ihtiyaçlardan ortaya çıkan bir politika önerisi ve bunun 5 yılda bir yapılan bilim ve teknoloji temel planı buluşmalarında ortaya çıkması da 5 yıllık planlar halinde olması da çok önemli. Belki buradan Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı yeni adını bilemiyorum ama sanayiyle ve teknolojiyle ilgili olan bakanlığımızdan yetkililere sesimizi duyurabiliriz. Çünkü bu tür temel planlamaların yapılması, evet kalkınma planları yapılıyor. Bunlar çok değerli 10. 11. kalkınma planı. Ancak biraz daha özelleştirip özellikle bilim ve teknolojiyi baz alan uygulanabilir politika önerileri, eylem planları ortaya da dökmemiz oldukça gerekli gibi. Biz bu tür çalışmalar yapılana kadar da son araştırmaları okuyup, inceleyip merak edenlerle paylaşmaya devam edebiliriz. Burada şeyi söyleyebilirim. Japonya'nın Japon hükümetinin web sayfasında geçen fark ettim. Hatta girdim özellikle baktım. Society 5.0 diye link var. Yani web evet. Sayfasında toplum 5.0 diye link koymuşlar. İçine girince de böyle temel bazı bilgiler var. Farkındalık yaratmak adına çok önemli bir şey. Ve bir hükümetin politika olarak bunu kabulleniyor olmasının da çok güzel bir göstergesi. Evet, kesinlikle biz bu yayınları aynı zamanda bir savunuculuk görevi de görmesini istiyoruz. Açıkçası hani ilk bu fikir canlı yayın oluşturma, yapma fikri çıktığında da bunu düşünmüştüm. Bizler ancak olması gerekenleri istersek, talep edersek devletimizden bir nebze olsa katkımız olmuş olacak. Ve pek çok kişi de artık Google'a en azından belki bugün toplum 5.0 yazıp biraz daha detaylı okuyacaktır diye düşünüyorum. Ya da İngilizce kaynak bulmak da çok mümkün. YouTube'da videolar var. YouTube'daki videolardan da yararlanabilirsiniz. Çok yalın, anlaşılır bilgiye ulaşmak mümkün toplum 5.0 ile ilgili. Soru yoksa yavaş yavaş toparlayalım mı Serkut? Ne dersin? Olur.
Olur. Soru hani olduğu anda yazıyor arkadaşlar zaten. Şu an için bir şey yok. Ben göremiyorum da alttaki şey. Yani ben olduğu zaman sana gereksen sözünü keserek yansıtırım. Tamam, süper. O Şeyden biraz konuşalım istersen. Tabii Japonya'da şöyle de bir şey var. Şevket Bey diyor ki belki değinilmiştir ama toplum olarak okuryazarlık seviyemizin başta yükselmesi lazım diyor. O evet yani zaten ok gibi kavramları konuşunca toplum 4.0 5.0 bazen çok uzak kavramlar kalabiliyor. Orada belki bazen hani avcı toplum da olduğumuz anlar oluyor ama belki de hala tarım toplumuyuz. Orada 5'e gelemiyoruz yani 2'de 3'te kaldığımız zamanlar da oluyor. tabii ki. Yani okuma yazma oranımız ama son istatistiklere göre düşüyor yıldan yıla. Ben özellikle yakından takip ediyorum. Önemli olan hani istatistikte bilgiye dönüşebilmesi için verinin kıyaslama yapılması gerekiyor. Her yıl okuma yazma oranının arttığını söyleyebiliriz TÜİK'teki verilere göre. Bir yandan okuma yazma oranı artarken eş zamanlı olarak dünyanın gündemini de birilerinin bu ülkede takip etmesi gerekiyor. Tabii. Çünkü hani herkesin önce okuma yazma öğrenmesini beklersek toplum 5.0'ı konuşmak için epey bir geride kalabiliriz. Tabii. Bir de şey var. Yani biz bir yanda okuma yazma diyoruz ama okuma yazma artık şu anda çoktan bitmiş olması gereken bir şeydi. Çünkü dijital okur yazarlık diye de başka bir kavram var artık. Evet, aynen Yani öyle. sadece o değil yeni dünyayı okuyabilme durumu. Şeyde de evet Yasemin de sanırım dijital okur yazarlıktan bahsediliyor. Aynen öyle. Toplum okuryazarlığı ilk kastın teknoloji okuryazarlığı. Çok doğru. Bunun zaten olması gerekiyor. Çünkü diyor ki bize toplum 5.0 artık teknolojiyi sadece şey olarak değil, hani sanayi alanında değil, toplumun her yerinde kullanacaksınız ve sen diyor birey olarak çarşıda pazarda oturan kişi olarak bu kavramla karşı karşıya kalacaksın. Yani dijital kavramla karşı karşıya kalacaksın. Bunu kullanıyor olabilmen lazım. Mesela akıllı ev diye bir olay var. Şimdi akıllı evi bununla hemfikir olabilmen lazım. Parasız finans diye bir kavram geldi artık. Bankaların biz önce ATM'lerden iş yapın deniyordu. Sonra geldi artık uygulamalardan işlerini yapıyorsun, faturalarını ödüyorsun vesaireyi. Şimdi bir yandan blockchain diye başka bir şey çıktı hayatımıza. Bu işte benim de ev kullanıcısı olarak bunlara adapte olmam gerekiyor. Sen ne dersin burada? Yani kesinlikle bunlara adapte olmak gerekiyor ama şimdi ben akıllı kent, akıllı ev, akıllı tarım ya da tarımda teknoloji gibi uygulamaların hepsinin şu anki Türkiye'deki uygulamalarına baktığınızda eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü önce akıllı topluma kafa yormamız gerekiyor. Akıllı Tabii. toplum nedir? Yani biz eğer bütünsel bir şekilde bakamazsak, bütün topluma akıllı toplum gözüyle bakamazsak içerideki bölgesel akıllı ev, akıllı kent gibi uygulamalar arasında bağ kuramayız. Ya önce akıllı toplumla ilgili bizim önümüzde bir yol haritası olması gerekiyor. Ondan sonra o bölgesel akıllandırma süreçlerini belki de gündeme getirmemiz gerekiyor. Yani mesela evi akıllı kenttir ama çocuk okula gittiğinde akıllı okulda okumayacak. Tabii. O zaman hani çocuklar üzerinden de düşündüğümüzde ki onlara belki bırakacağımız miras, bu kavramlar, bu uygulamalar mutlaka bütünsel bir bakış açısıyla. O zaman eğer biz akıllı toplumu düşünerek akıllı kenti üretmezsek, o zaman çocuk elinde işte tableti bırakmaz, cep telefonunu bırakmaz. Hani o akıllı kent içinde büyüyen çocuk teknolojinin kurbanı haline gelir. Teknolojiyi bir araç olarak göremez. Doğru. Gibi. Bir soru var Mehmet. Deniyor ki Endüstri 5.0 üretim kooperatiflerinde sizce ne zaman uygulanabilir? Birçok üretim kooperatiflerinde bırakın Endüstri 5.0'ı, endüstrinin E'si kullanılmıyor. Bu kooperatifleri nasıl geliştireceğiz? Şimdi çok güzel bir soru. Kooperatiflerle de ilgili soru geldiği için mutlu oldum. Kim sormuş? Ben göremiyorum akışta. Dört dakika. İsmail Bey sormuş.
İsmail Bey şöyle, Endüstri 4.0, Endüstri 5.0 olayını tamamen siliyoruz. Endüstri üzerinden toplumun, toplumsal yapının kurgulanması eksik kalan bir şey. Çünkü neden? Fabrikayı dijitalleştiriyorsunuz ama fabrikada çalışanlar sokağa çıktığında dijital olmayan bir dünyayla karşı karşıya kalıyor. Evet. O yüzden önünde endüstri olan 4.0, 5.0, 6.0'ları tamamen bir önce tozu temizlememiz gerekiyor. Yeniden hikayeyi yazarken toplum 5.0 diye yazıyoruz. Bu noktada da toplum 5.0'ın dayandığı temel veri bilimi, data science dediğimiz şey. İlla ki teknolojik bir alet, makine geliştirmek zorunda değiliz veri bilimiyle ilgili çalışmak için. Yani şu an boş çalışanları tüketim kooperatifine benim en son hatırladığım kadarıyla 3000 ortağı vardı. Şimdi bu 3000 ortağının bütün verilerini toplayıp bir analiz, toplum 5.0 analiz yapıyor. Analiz yaparsa boş kooperatifi zaten toplum 5.0 ile tanışmış oluyor. Analiz yapmak için de çok büyük engin deneyimlere, birikimlere ihtiyacımız yok o analizi yapmak için de. Neden biz bu analizi yapacağız? İşte çocukları kaç yaşında kooperatif ortaklarımızın? Engellilik durumu var mı ortaklarımızın çocuklarında? Yaşlı hastaları var mı? Bakmakla yükümlü olduğu kaç kişi var? Bütün o sosyal parametreleri de sorgulayacağız veri tabanımızı oluştururken. İşte bu toplum 5.0 veriye dayanıyor. O verileri analiz ettiğimizde de bir eylem planı çıkarıyoruz. Biz o zaman yıllık ciromuzun ya da yıllık karımızın %10'unu işte ortaklarımızın engelli çocukları için kullanacağız. İşte toplam karımızın yıllık %5'ini ortaklarımızın bakmakla yükümlü olduğu yaşlılar için kullanacağız. Bakın bir döngü oluşturmuş olduk. Ve ne olacak ondan sonra? Veri bilimine dayalı bir tüketim kooperatifi yapılanması mümkün olursa diğer kooperatife ortak olmayan 7000 çalışan da kooperatife gelip ortak olacak. Doğru. Ve bu adım adım fabrikadaki üretimin kalitesini de arttırır. Bütün toplumu akıllı hale getirmiş oluruz adım adım. İşte bir web uygulama geliştirebilir boş tüketim kooperatifi. Bütün bu veriyi kullanarak anlık ihtiyaçları çözebilmek için gibi. Mesela pandemi dönemi olmadan önce eğer toplum 5.0 ile tanışmış olsaydı bir tüketim kooperatifi, boş kooperatifinden gidiyoruz, onu örnek verelim. Bir şekilde herhangi bir çalışanın ya da fabrikadaki bir fabrikada ya da kooperatifte çalışan herhangi bir kişinin virüs bulaşması durumunda kimden nasıl hangi etkileşimlerle etkileşimde bulunduğunu hemen ortaya dökebilirdik ve yaygınlaşmasını önlemek için bir daha verimli bir çözüm üretebilirdik. Elimizde böyle bir veri tabanı olsaydı. Bir ona hazır değil. Öyle bir altyapımız yoktu ve kaldı ortada. Öyle kaldı. Dolayısıyla böyle cevaplayabilirim. Ya yavaş yavaş toparlasak olur mu Serkut? Ne dersin? Oldu. Son 11 dakikamız falan. Ha, bir saat mi demiştik biz? Ben hatırlayamadım. Böyle şey bizim dememiz değil. Instagram atıyor ya 40 dakika olduktan sonra. Şey bir saat olunca. Instagram bir saat olunca atıyor mu? Ben bilmiyordum. Atıyor. Aynen öyle. Hani biz o bize atmadan yavaş yavaş toparlayabiliriz belki. Son aha. Olarak ben çok konuştum son bölümde. Senin ekleyeceklerin var mı bu soruyla ilgili? Yok ben şimdi tam o sırada bir şey gelmiş, soru gelmiş. Toplum 5.0'ın tasarım disipline yansıması nasıl olacak diye. Ya şöyle bir şey var. Ben ona inanıyorum. Hani her değişim sancılı oluyor ve önünde bazı engeller var. Şimdi bütün bu konuştuklarımızın önündeki en büyük engellerden bir tanesi hukuk sistemiyle alakalı engeller. Yani bu tür değişimleri adapte olabilmek için hukuksal bazı değişikliklerin de olması gerekiyor. İşte bir anda biz blockchain diyoruz ama blockchain'i hadi uygulayalım demekle olmuyor. Bunun hukuki altyapısının olması gerekiyor. İşte şu an gig ekonomisi denilen bir ekonomi çıktı malum. Bu ekonomiye bile halihazırda yeni vergi düzenlemeleri vesaireler yapılmaya başlandı. Yani kamunun orada özel sektör kadar hızlı hareket etmesi gerekiyor ki devlet politikaları hemen oluşmaya başlasın. Yoksa bazı şeyler
bir yoluna girmeye başladıktan sonra bu sefer kamu tarafı çok daha hantal kalabiliyor. Bilimsel boşluklar var. Yani bu nesnelerin interneti vesaire dediğimiz kavramlarla ilgili bu tür değişimlere adapte olmak için bilimsel boşlukların iyi düzeltilmesi gerekiyor. Ve bütün bunları da yapabilecek kalifiye personel eksikliği var. İşte o senin en başta bahsettiğin Endüstri 4.0'daki o kalifiye personel açığını kapatmak için zaten oldu vesaire diye çıkan noktalarda bugün bunu daha çok hissetmeye başlıyoruz. O kalifiye personel açığı o yüzden hep genç arkadaşlarla yaptığımız toplantılarda hep şeyi söyle, klasik bir laf vardır ya, geleceğin mesleklerine adapte olun. Bu işte 10 yıl sonra bugünkü mesleklerin %60'ı kaybolacak. Ya kardeşim tamam da o genç nereden bilecek geleceğin mesleğini? Onu geleceğin mesleğine değil de geleceğin meselelerine adapte edersek eğer, geleceğin meselelerini düşünmeye başlarsa genç, o zaman meslekleri bulması kolaylaşıyor. Evet, bir de bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Zaten bir kişi mesleğine kendisi adapte olabilir. Hiç Tabii. kimse bir başkasının mesleğine adapte edemez. Eğer biri bir başkasının mesleğine adapte etmeye çalışırsa hegemonya ilişkisi kurmuş olur. Tabii Ve tabii tabii o kesinlikle. kişi kendi mesleğine ait hissedemez kendini ve bunu sürdürülebilir olarak yapamaz hayatı boyunca. Dayatılarak ona çünkü o meslek edindirilmiştir. Önemli olan her zaman kişinin kendi öz farkındalığını bulmasına yardımcı olmak, yol Tabii. arkadaşlığı yapmak, yol gösterici olmak, rehber olmak. Ama asla ve asla akıl vermek, meslek dayatmak, o mesleği edinmesini sağlamak olmamalı. İnsanların kendini var etmesine izin vermemiz gerekiyor. Kesinlikle haklısın. Ona kesinlikle katılıyorum. İşte burada da yine engelleri konuşuyorduk ya biraz önce, kalifiye personel, hukuksal altyapı falan. O toplumsal ön yargılar çıkıyor. Evet. Ön yargılar ve onun yanı sıra da işte bizim biraz politik olarak da veya kültürel olarak da buna hazırlıklı olmamamız da yine en büyük engellerden bir tanesi. Bundan işte belki bir ay önce patron şirketleri hadi oradan evden fabrika mı yönetilirmiş diyen nice patronlar, nice liderler bugün evde çıkamıyor dışarıya ve her şeyi evden yürütmek zorunda. Dolayısıyla bu bazen kriz ortamları bu ani gelişimi, ani değişimi sağlıyor. Bazen de bazı kuruluşlar da buna kendisi adapte olarak devam ettiriyorlar bu süreci. Evet. O da kendiliğinden zaten bir yol haritası çıkarıyor. Ben bu arada bakıyorum başka bir şey var mı soru arada atladığımız diye. İsmail Bey demiş ki şimdi 5.700 olduk demiş. 3.000 demiştin ya. Harika gelişme. Hazır para vermek yerine eğitimler düzenleyip eğitime gelene para verilse doğru değil mi? Evet, o da doğru. Eğitime gelene para verilmesi daha doğru Ya ben olabilir. orada şeyim ama biraz soru işaretim var. Hani beni ödülle cezalandırma diye de bir kitap vardır. O zaman eğitime gelene para verildiğinde İsmail Bey parayı kestiğiniz anda yine gelmemeye başlıyor. Bu bir zamanlar İPA programlarında şöyle bir şey vardı. Eğitim veriyorsanız özellikle dezavantajlarla çalışırken kişilere katılımcı başına ücret ödüyordunuz. Evet, ona ben de katılmıyorum. O başka Yani bir boyut. sınıflar, Doğrudur. Onu sınıflar düşün. full oluyordu. Ne zaman ki ücreti kestik dediğin anda ertesi gün sınıf bomboş oluyordu. Bir de Yani orada asıl odağı paraya veya o ödüle değil de değişimin kendisine, sürecin kendisine almak gerekiyor diye düşünüyorum. kesinlikle zaten öğrendiğini hissetmekten uzaklaşıyor o zaman. Yani sen bu eğitime geliyorsun çünkü sen bir şey öğreniyorsun yani. O yüzden Evet. hani üstüne bir şey öğrendiğin için senin bir şey vermen gerekiyor normalde. Hadi biz sana ücretsiz bunu yapıyoruz diye. Çünkü özellikle dezavantajlı gruplarda eğitimden iş kapısına dönüşüyor. Sertifika koleksiyonu yapıyorlar sonra da eğitimlerden sonra. Tabii tabii O tabii. eğitim ve para ilişkisini iyi kurgulamak gerekiyor. Parayı amaç haline getiriyoruz eğer para veriyorsak eğitime katılanlara. Evet, Orada bir kesinlikle. sıkıntımız var gibi. Kesinlikle. Eğitime gelene para verme işi eğitimin niteliğini etkiliyor. Amaç eğitim mi, para mı? Doğru, Onur'un Tabii. söylediğiyle aynı. Evet. O zaman yavaş yavaş toparlayalım olmazsa. Toparlayalım. Şöyle bakıyorum ben üstlerde kaçırdığım bir şey var mı diye bakıyorum. Hani kimsenin şey olmasın diye. Teşekkür etmiş arkadaşlar, sağ olsunlar. O zaman dedik ki en genel haliyle
Toplum 5.0 aslında o avcı toplumdan aslında bugün elde ettiğimiz o dijital ortamdaki verilerin toplumun diğer kesimleri ve toplumun aslında her kesimi için kullanılması gereken bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Almanya'nın endüstri kavramının karşısında Japonya'nın toplum 5.0'ı günümüzde iyice böyle hayatımızın her köşesinde hissetmeye başlayacağımız, daha yeni başladığımız ama daha çok başlayacağımız bir kavram. Ve bunu da ileride her alanda konuşacağız. Ben hatta geçenlerde yazmıştım, toplum 5.0'da eğitim nasıl olacak diye bir başlık yazmıştım. Bunları da konuşabiliriz. Kooperatifçilik nasıl olacak, bunları da konuşabiliriz. Evet, Toplumun her kesimini konuşabiliriz aslında bunda. Bunları evet yani bir seri halinde konuşmaya devam edelim. Bugün ben bakıyorum 33 misafirimiz vardı, dinleyicimiz vardı yayında. En fazla 33 kişiye ulaştık. Şu an halen 26 kişi bizi dinlemeye devam ediyor. Hem Serkut'a hem bana mesaj olarak toplum 5.0'ı hangi açıdan ele almamızı istediğinizi yazabilirsiniz. Sizlerin yönlendirmesiyle biz toplum 5.0'ı düzenli olarak konuşmaya devam edeceğiz. Bugün ilk adımı attık. Bu Evet. ilk adımda genel bir kavramsal çerçeveyi aslında size sunmaya çalıştık. Ve ben de kısaca özetleyecek olursam, toplum 5.0 insan merkezli bir toplum, ekonomik gelişimi sosyal sorunların çözümüyle dengeliyor. Yani hem ekonomik gelişim var ama ekonomik gelişimi sosyal sorunların çözümüyle dengeleyerek insan Doğru. merkezli bir toplum yapısında söylüyor. O yüzden insan merkezli, mesela kooperatifler nasıl insan merkezli olur? Ekonomik gelişimi sosyal sorunları çözerek nasıl gerçekleştirebilir? Ya da eğitim, Serkut'un uzmanlık alanı. Yok Eğitim et. nasıl insan merkezli olur? Ekonomik gelişimi sosyal sorunları çözerek nasıl yapabiliriz? Böyle bir seri şeklinde programlara devam edelim. Bu ilk yayın olduğu için bir de biz bir gün boyunca duyurduk. Çok büyük reklam kampanyası yapmadık bu yayın için. İstiyoruz ki özel kalsın. Bizi takip eden özel dinleyicilerimiz, dostlarımız bizimle bulunsun. Ama siz çevrenizdeki kişilerle paylaşırsanız, eğer yayından keyif aldıysanız çok çok mutlu oluruz. Evet. O yüzden bir sonraki yayın içinde bizi takipte kalın diyorum. Her an tekrar ikinci bir yayın yapabiliriz yani. Aynen öyle. Sen konuşurken şöyle hızlıca gelen Yasemin Hanım'ın Japonlar 5 yıl önce sevgi ve vicdan kavramını yönetim felsefesine soktu. Çok doğru. Var da teşekkürler var. Akıllı toplum ile öne çıkılabilir Türkiye'de. Eğitim açısından ele alınabilir. Kooperatifçiliği konuşalım. Bu videolar çok önemli diyen, teşekkür eden arkadaşlar var. Çok teşekkürler. YouTube'da olması lazım bu kayıtların deniyor. YouTube'a da oradan da yapabiliriz belki de canlı yayını, bilmiyorum. Onu da konuşalım. Öğreneceğimiz çok şey var. Birlikte öğreniyoruz. Biz zaten Mehmet'le bunu planlarken de hani birimizin ev sahibi, diğerimizin konuk olduğu değil, ikimizin de birlikte sohbet edeceği bir ortam olsun dedik. Ve öyle ilerlettik. Bir sürçülisan ettiysek affola. Dediğimiz gibi tanıdıklarınıza, eşlerinize, dostlarınıza mutlaka söylerseniz bizler de çok seviniriz. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Herkese teşekkürler. İyi hafta sonları.